Sevgili izleyiciler. Ice pick yani buz kıracağı dediğimiz saldırılar çoğunlukla saplama amacıyla kullanılır. Bu bir tornavida bile olabilir. Ee, genellikle tepeden daha uzun boylu birisi için gelir. Ve saldırı buraya bakın. Ee, nereye saldıracağım? Boynuna ismini hocam. Boynuna, göğsüne belki kafasına vuracağım. Bu noktada ee, pek çok savunma stili var. Ancak en kolayı çünkü e, saldırgan sizden iri olacaktır. Büyük ihtimalle saldırgan çok kararlı olacaktır. Ve bıçağı kaldırdığı gibi ha. size saldıracaktır. Şimdi burada çok dikkat edeceğimiz bir nokta var. Durun hocam. Evet. Burada saldırgan sizin kolunuzu, elinizi kesebilir mi? Kesebilir sevgili izleyiciler. Kesebilir. Bu konuda tartışmaya gerek yok. Ancak siz ona bu olana vermeden hemen e, kombineyi devam ettirirseniz yani tekmeyi dizi devam ettirirseniz o zaman kesilme riskiniz azalacaktır. Kaldı ki zaten olası bir şekilde e, bir bıçağın bir tornavidanın bedeninize girmesindense kolunuzda kesik oluşturması büyük ihtimalle daha kabul edilebilir bir zarar olabilir. Evet. Sevgili izleyenler, ülkemizde de istatistiklere baktığımızda e, öldürülen kadınların yüzde 18'i civarında bir oranda bıçaklı, e, kesici, değici ayetler tarafından şiddete maruz kalıyorlar, öldürülüyorlar. E, bu da genelde hani bıçakla elini alıp tehdit ederek yürümeye veya e, saldırılar oluyor sanırım. Hani işte ne diyorsun sen diye bıçakla tek kolla üzerine geliyor kadınların genelde e, şiddeti yapan şahıslar. Dolayısıyla buna karşı da bir savunmamız var ve şimdi onu göreceğiz. Tek elle e, bıçağa karşı saldırıda nasıl bertaraf edebiliriz hocam? Yine aynı şekilde bakın kolu gelen kolu savuşturarak yine kolumuzun ön yüzüyle ve anında aynı anda bizi kasıklara vurarak kolu kavrayabilirsiniz. Sevgili izleyiciler şunu unutmayın. Burada her koşulda karşı çıkma olasıdır. Örneğin el hocam gelin. Buradan vurduktan sonra ben kolumu buradan alıp buraya batırabilir miyim? Tabii ki olur sevgili izleyiciler. Burada önemli olan şey sizin bir amatör olduğunuzu kabul etmeniz. Profesyonel bir öz savunmacı değilsiniz. Bu noktada size komplike hareketler göstermek yerine Canınızı en kolay biçimde kurtarabileceğiniz hareketleri göstermeye çalışıyoruz. Lütfen bunu hatırınızdan çıkarmayın. Dolayısıyla olası bir karşı koyuştan hemen sonra sizin yapmanız gereken mümkün olduğu kadar çabuk karşı saldırıyı gerçekleştirmek. Çünkü eğer beklerseniz gerçekten de evet bu olur. Ama eğer gelip de <laughs> eğer vurursa <laughs> de düşürürse o zaman Büyük ihtimalle savunma başarıya ulaşır. Sevgili Sat 7 Türk izleyicileri, öz savunmaya hoş geldiniz. Ben Krav Maga Eğitmeni Met. Ve ben Eli. Sizlerle bir programda daha birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Eli Hocam, bu programımızda yine bıçaklı, bıçaklı saldırılara, bıçaklı şiddete aslında belki de e, cezalandırma dediğimiz evet. e, saldırılara biraz e, eğileceğiz. Maalesef ülkemizde e, kadına yönelik şiddetten biri de e, kadına kalıcı iz bırakacak, bırakacak şekilde, şekilde. E, zarar verme ve onu cezalandırma. Bunu da çoğunlukla e, kesici aletlerle hı hı. yapıyorlar. E, şunu hemen belirtmek gerekiyor. Kesici aletlerin antik tarihine baktığımız zaman kesici ve delici aletlerin bu iş e, ta işte Afrika'dan çıkan ilk insanlarla beraber e, bir çakmak taşını yontmakla başlamış. Ve bu da kesici aslında e, gereçlerin çok daha eski belki de en eskilerden biri olduğunu bize e, anlatıyor. Delici tarafı bu aletlerin daha sonra keşfedilmiş. Hı -hı. Bıçaksa bu iki e, özelliği içinde Hoş. barındırıyor. Hem kesiyor hem Değil. deliyor. Fakat e, geçen programda e, gördüğümüz gibi bıçağın aslında delici faaliyetleri tamamen öldürmeye yönelik oluyor çoğunlukla kadına karşı şiddette. Bir de maalesef e, bıçağın kesici tarafıyla e, işlenen suçlar var. Ki bu da kadını Kim? çoğunlukla e, cezalandırma amaçlı yani kadının aklını başına getirme maalesef tırnak maalesef, içinde de evet. amaçlı yapılıyor. Bunun içerisinde ustura, jilet, e, bıçağın kesici tarafları ve en çok da maalesef e, maket bıçağı adını verdiğimiz eee plastik her yerden kolaylıkla yerde. alınabilecek maalesef. olan kırtasiyelerde bile evet en 10 lira zaten. çocuklarına bile belki satılan Evet onlar da çok rahat satılıyor. Satılıyor tabii yani öyle belli maalesef. bir yaşı falan yok. Çünkü maket bıçağı. Maket bıçağı tabii adı üstünde. Ödev yapıyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar. Onlarla alıyorlar. Bunu cepte taşımak da çok kolay sevgili dinleyenler. Ve bununla saldırı düzenlemek de maalesef çok kolay. Ee, kadına aslında e, şiddete baktığımız zaman tekrar edelim. Şimdi e, Hocam en büyük zarar neydi? Yakınlarındaki erkeklerden Yakın. geliyordu. Geliyordu evet. E, sevgili kadınlar. Şunu lütfen unutmayın. Bir erkek sokakta işte diğer erkeklerle, komşularla hatta televizyonla bile kavga ediyorsa bir şiddet potansiyeli var demektir. Onlara yapıyor ama bana yapmaz. Onlara karşı sert ama bana karşı yumuşak gibi gerekçeler sadece yani yüzde, işkencenin süresini evet. uzatır yani hocam. Yani %1 diyelim değil mi? 99 hani de içine kapsamasın. Yani. %99 ihtimalle aslında sizin kurduğunuz hayalden ibarettir. Eğer şiddet varsa bu şiddeti erkek e, ona buna şuna fazla ayrım göstermeden uygulayacaktır ve hak ettiğiniz zaman tırnak içinde, tırnak içinde ona e, göre size de bunu uygulamaktan çekinmeyecektir. Dolayısıyla eğer birlikte olduğunuz kişi yakınlarınızdaki erkekler herhangi bir şekilde kesici delici aletler, tabanca, ateşli silahlar ya da herhangi başka tür saldırı gereçleri taşıyor ve bunları kullanmaya meyelse şunu bilin ki bunlar günün birinde size karşı da rahatlıkla kullanılabilir mutlaka. ve siz de bundan muaf değilsiniz. Hocam mutlaka bizim burada anlattığımız taktikler, teknikler umarım ihtiyaçları olmaz ama bu tür istenmeyen durumlarla karşılaştığında kadın arkadaşlarımızı bir nebze olsun koruyacaktır yapabilirlerse o anda uygulayabilirlerse şayet. Fakat ben biraz da bu konuda mental vaziyete değinmek istiyorum. Yani biz şimdi hep şeyi konuşuyoruz. Sizin çok beğendiğim bir benzetmeniz olmuştu. Ee, önceki programlarda şey demiştiniz yani bu erkekler Çarşamba günü kadınlarına kızıp Cuma günü vurmuyorlar yani bu bir süreç ee, o kadın e, ölüme gelene kadar e, belki de günlerce ölümü yaşıyor ve neticede gerçekten fiziksel olarak e, artık bu e, vuku buluyor bu ama e, şu var yani kadınların birey olarak kendilerini biraz daha e, kabullendirmeleri için ki bunda şimdi ben duyar gibi oluyorum sevgili seyircileri hani ya öyle öyle aileler var ki öyle yapılar var ki hani ekonomik bağımsızlıkları olmayan kadınlar çolukları çocukları bir çatı altında yaşıyorken nasıl kafa tutacaklar nasıl yani hiçbir güç yokken ellerinde nasıl kendilerinin birey olduğunu hele de o kafa yapısındaki bir erkeğe kabul ettirip ortaya çıkacak ve haklarını arayacaklar dediklerini duyar gibiyim evet çok haklısınız ama siz hep dersiniz ya hani önce dilden başlayalım önce dilimizi düzeltmeye başlayalım ve tabii ki ben şunu söylemiyorum tabii ki erkekleri de rencide etmeden onların da e, onurlarıyla oynamadan, onlara da saygı duyarak bir şekilde e, tatlı dille yılanı, gururlarıyla ve onurlarıyla, e, onurlarıyla <laughs> <fark var> <laughs> evet. ona biraz sonra değiniriz. Evet, yani tabii ki evet, karşımızdaki kişiyi hiçbir şekilde aşağılamadan bunu yapmanın e, bir yolunu bulabilirsek bence biraz daha hani en azından sorunu kaynağından yok etmeye. Yani o bıçak bize kalktıktan sonra o kolu engellemeye değil de o bıçak bize kalkmasın artık. O, o aşamaya gelmeden belki biraz daha yumuşatmak için bir şeyler yapmak. Hı hı hı. Ee, ben daha önce de konuşmuş muyduk bunu bilmiyorum. Şeyi söylemek istiyorum yani dilimizde hiç farkında olmadan kadını yeren erkeği yücelten binlerce söz sarf ediyoruz. Ve biz kadınlar da bunu yapıyoruz. maalesef Fark etmiyoruz bunu. Ve belki kötü bir niyet yok içinde. Ee, ama en kötüsü, şi, yani en en safı, en temizi kötüsü demeyeyim özür dilerim. Şeydir ya hani yani, e, hadi yardım edin masayı toplayalım der anne ev halkına. <laughs> hadi yardım edin masayı toplayalım. Kime yardım ediyoruz? O masada kimler yemek yedi? Yani e, o evin e, Prensesi yedi, evet. Ama prensi ya kralçesi yedi, kralı yedi, prensler yedi, prensesler yedi. Ama e, anne yardım çağrısında bulunuyor. Halbuki oradaki insanların görevi ben dün akşam mesela benim 9 yaşındaki oğlum e, kendisi bana teklif etti daha ben söylemeden e, anneciğim dedi biz içeriye getirelim tabakları ve kendisi hatta tek başına taşıdı, yardım etti. Ben hala yardım etti diyorum. Ama evet kendisi tek başına bütün masayı taşıdı. Babası başka bir işle uğraşıyordu. Ee, yani bir görev paylaşımı oldu hı hı. ve orada ben kimseden aslında yardım istemedim. Yardıma da gerek yoktu. Herkes yemeğini yedi ve herkes o faaliyete katıldı. Yani burada işte burada aslında aile bireyleri de farkında olmadan bir e, seviye eşitliği söz konusu oluyor. Çok güzel. Yani insanların hani... Bunu nasıl sağlayacağız peki Eli hocam? Yani bunu sağlarken e, kadının belki de yapması gereken şey nedir? Siz bunu nasıl sağladınız? Buradan. Askeriniz. Aslında önce farkındalık hocam. Önce farkındalık. Önce farkındalık. Önce farkındalık. Yani hani e, şey var ya eğitim şart. <laughs> Hakikaten eğitim şart. Eğitim şart şöyle. E, cihalet diye vurgulamak istemiyorum bunu. Yaşarken yanlışı yaşarken çok masum yaşıyoruz. Yanlışı yaşarken çok e, doğru olduğunu zannederek zararsız olduğunu zannederek farkında olmadan yaşıyoruz biz bunu. Ve e, sonuçta bir kan akmadığı için onun kötü bir şey olduğunu zannetmiyoruz biz. Anladım. Gözle görmüyoruz ya. Halbuki orada yok olan bir insan var, bir insan hayatı var, yok olan bir ruh var, ezilen bir kadın var. Harap olan bir ömür var belki de. Yani neden anneler saçlarını süpürge edince kıymetli oluyorlar? Annelerin saçları süpürge olmadan bir kıymeti olmuyor mu? El hocam, şimdi bu konuda çok haklısınız fakat belki pamuk prenses masalını çocuklarımıza evet. okuruz çoğunlukla. Şimdi Pamuk Prenses'i hemen tarif edelim mi? Çok kısaca. Edelim evet. Yani işte halim selim, güzel, etli sütlüye karışmayan, değil mi? Evet. Dünyadan neredeyse bir haber yaşayan genç bir kadın. Yüceltilen değerin aslında temsili evet. fenomeni olan Pamuk Prenses'e bakıyoruz. erken işine karışmaz, erkek tarafından kurtarılır. Acizdir. Kendisini savunmaz, savunamaz. Hatta savunamayacak kadar saftır. E bu iyi bir şeydir. Evet. Erkek için. E pardon. E, ka ka prenses Pamuk açısından. prenses açısından. Pamuk evet. prensesin e, cadı e, üvey annesine gelince. Şimdi bakıyoruz. Aslında öz annesi olduğu da sonradan ortaya çıktı. Çıkıyor. <laughs> bir durum var. E, bu anne figüründe ise iktidar isteyen. Hı hı. Aslında iktidarı için mücadele eden hı hı. bir güçlü bir kadın güçlü Karakteri, bir kadın var, karakteri yani. var. E bunun için çeşitli yöntemler kullanıyor. Evet. Erkek bu yöntemleri kullandığı zaman aslında akıllı işte iş bilir becerikli oluyor. Oluyor. Kadın bunları kullandığı zaman da cadı oluyor. Erkek Kötü bunları oluyor. kullandığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hayat adamı oluyor. Evet. Kadın kullandığı zamansa hayat, hayat kadını, kadını oluyor. oluyor. Şimdi evet. aslında buradaki benzetmeye baktığımız zaman sevgili izleyiciler Türk Dil Kurumu'ndan bunu alıyoruz. Evet. Bakın hayat adamı dediği zaman Türk Dil Kurumu hayatın hani, e, yani çeşitli engellerine karşı başarı sağlamış, aynen. değil mi? Becerikli, iş bilir, iş bilir tecrübeli. Evet. Yani ee, bu noktada mesela ke, ke daha kamil. Kesinlikle. Değil mi? Ahmet Bey tam bir hayat adamı dendiği adamıdır. zaman bu çok iyi bir şey oluyor. İtibarlı bir söz. Ama aslında. Fatma Hanım tam bir hayat, hayat kadınıdır kadın. dediğimiz zaman, <laughs> zaman muhtemelen Fatma Hanım'ın kocası çıkartıp bizi vuruyor. Vurur. İşte evet. hayat adamı, hayat kadını. Dil evet. diyoruz ya. Dil. Dil aslında bütün dünyada da buna benzer problemler yaratıyor. Evet. El hocamın aslında çok haklı olarak söylediği Ben e, her şeyin oradan başladığına inanıyorum. Dil değil mi? Dil. Dil hocam. Dili papuç kadar uzayan kadınlar var bizim. <laughs> <laughs> ne acayip değil mi sevgili dinleyenler? Ee, maalesef her şeyi kadının üzerinden yürütüyoruz. Ee, bir örnek daha vermek istiyorum. Şey, kadın sürücü dehşeti. Tabii, ah evet. Yani ben ben dışı. ben çok yakı, yani çok büyük derdimdir o kadın sürücü meselesi. Ama biliyor musunuz? Yani şöyle, evet çoğunlukta onu söyleyeyim. Ama bu da yine kadınların aslında sen yapamazsın, sen edemezsin diye aldıkları tepkilerden dolayı bence kaynaklanıyor. Ee, bakmayın çok daha cazgır çok daha dehşetli araba kullanan kadınlar var yani hani şey tehlike arz ederek kullanan da var. Ee, Saka, şeyden, trafik canavar sürü, olan trafik kadın, canavarı erkek, olan erkek ve kadın var yani tabi tabi tabi. Tabi tabi tabii. yani iyi şoför olmanın cinsiyetle herhangi bir alakası olacağını ben zannetmiyorum. Kesinlikle. Yani necede aracı kollarınızda taşımıyorsanız. Yani ara aracı kaldırıp taşımak konusuna gelirsek tamam kabul. Hani erkekler çok daha fazla ıı, tonajlı bir araç tartabilir ama yok, yani yok, bir hatırladım. ara aracı beyninizde... Böyle bir şey mi? söylerse yalan. <laughs> bir erkekle bir otomobil kaldıramaz hocam. Ay kaldıramaz <laughs> hocam. Yani kas 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 kütlesi açısından erkekle kadını ben o anlamda... Kaldırdım bam diye bunu. <laughs> ee, peki şimdi kadın haddini bilmediği zaman tırnak içinde erkek ona... Ne yapıyor? Haddini bildiriyor. Haddini bildiriyor. bildiriyor. Kesici bir aletle bildiriyor. Buna e, literatürde slash saldırıları evet. diyoruz. E, kesici saldırılar. Öldürmüyor. Öldürmüyor ama. Ama iz bırakıyor. Tabi, yani öldürdüğü yerler Yani var öldür tabii ki, tabi. Maalesef ama daha çok iz, bırakması i̇z bırakıyor. için e, onlara uygulanan şiddet var. Bunların da aslında birincisi. Geniş. Geniş slaşlar. Geniş slaşlar. E, i̇sterseniz geniş slaşlardan nasıl kurtulacağımız konusunda bir, e, bir videomuzu izleyelim. görelim. Sevgili izleyiciler. Bıçakta slash dediğimiz kesme hareketinde neler yapacağımızı göreceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim. E, sizi eğer boğazınızdan kesmiyorsa yahut arterlerden kesmiyorsa çoğunlukla göz kafesi çiziklerinde ölüm gerçekleşmez. Bunu niye söylüyoruz? Olarak kendinizi koruyamadınız ve şuradan bir kesme gerçekleşti. Göz kasınız ya da göz kafesiniz sizi bir problem yaratmadan büyük ihtimalle büyük problem yaratmadan hayatta kalmanızı yardım edecektir. Tabii ki canınız acıyacaktır. Tabii ki kesileceksiniz. Tabii ki kanayacaksınız. Ama ne olursa olsun dünyanın sonu şu değildir sevgili izleyiciler. Dünyanın sonu budur ya da dünyanın sonu bu olabilir. Ama bu kesinlikle değildir. Bu sizde panik yaratır. Yarattığı panik yüzünden sizin içine girdiğiniz duygu durum sizi olası bir katle kurban götürür maalesef. Ama yine de bundan da tabii nasıl kaçınacağımızı göreceğiz. Evet Ali hocam. Geniş slaşla Geniş başlıyoruz. Geniş slash büyük bir bıçakla belki de bir satırla size verev biçimde üstten yapılan saldırılarda nasıl karşı koyulacağını gösterir. Evet. Oh. <laughs> Lütfen bırakın. Birinci hareket. slash yukarıdan gelirken Eli hocam direkt olarak kola ve omuza dalıyor ve sonra bıçaklı kolu kilitliyor. Kilitlerken ben onu kesebilir miyim? Hayır. Çünkü çok kısa milisaniyelerle ölçülecek bir zaman içerisinde Ele Hoca bana dizi atıyor. Ondan sonra bıçağı elimden kopartıp yere düşürüyor. En önemlisi sevgili izleyiciler bıçağın yere düşmesi. Eğer birebir şiddete maruz kaldıysanız zaten kasıklara vuracağınız ve kolu e, dirseği özellikle e, bozacağınız için saldırgan saldırısına devam edemeyecektir. Bıçağı siz elinize alırsanız bu sefer sizin saldırgan olma riskiniz vardır. Lütfen bundan kaçının. Tabii ki bariz bir ölüm tehlikesi, tabii ki saldırganın saldırısını devam ettirecek olması hepsi birer handikap. O zaman en kötü ihtimalle bıçağı uzaklaştırın ve kaçın. Tekrar ediyorum. Eğer bıçak sevgili izleyiciler, bende ise saldırgan benim. Eğer Eli Hoca bıçağı aldıysa benim elimden bir şekilde artık saldırgan Eli Hoca ve maalesef kurban benim. Az önceki şiddet uygulayan erkek değil. Şimdi o bıçakla tehdit edilen kurban konumundayım. Çoğunlukla tabii ki hukuk bunu bir şekilde çözer, mahkeme süreci devam eder ama siz bana zarar verirseniz o bıçakla bu sefer de siz suçlu duruma düşersiniz. Lütfen dikkat. Evet geniş silaçtan hem içine girerek hem de döndükten bir sonra savunacağımızı aslında gördük. Toplam iki hareket bu. Hı hı. Bir de baktığınız zaman bir maket bıçağıyla daha çok Evet sadece önden saldırılar var. Evet hocam kısa darbelerle. Da gerçekten mi? problemli. Neden problemli? Çünkü bir erkeğin kol boyu çoğunlukla kadından daha uzun. İkincisi doğal refleks olarak şimdi hep programın başından beri kadın davranışı kadının dili üzerinden gidiyoruz. Evet. Çocuk şarkılarında bile bir çocuk şarkısı vardı. Küçük Ayşe ve Küçük Küçük Ayşe Küçük as Asker. Küçük Ayşe ne yapar? Bebeğini giydirir, oynar. bebeğini saçını Aynen. tarar. Değil mi? Şarkı boyunca bunu anlatır Küçük Ayşe. Küçük asker de vatanı bekler, tüfek taşır vesaire. Evet, 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 evet. Yani evet. biçilmiş roller bağlamında da zaten kadın kodlamalar demiştik Maalesef ya hocam kodlamalar. Yani podlamalar. kadın hani şiddet kullanabileceğini ve şiddetle erkeği engelleyebileceğini ikna olmuş değildir. Tabii Şimdi tabii. Ben büyük problem. Tabii bahsedelim. ki yani insan hiçbir şey inanması gerçekleştiremez ki her yapacağım. şey inanmakla başlıyor tabii şey ki tabii başlıyor. ki yapabileceğimize kendi gücümüze inanmak inanmakla, i̇nanmakla başlıyor. başlıyor tabii hocam peki hala inanıyor musunuz şimdi benim e, ee... bıçağa saldırımı hadi hadi de. gidip bir görelim hadi hocam görelim. Sevgili izleyiciler şimdi kısa slaşlar kısa kesmeleri göreceğiz ee, kısa kesmeden kastımız olası bir maket bıçağı saldırısı çünkü az önce de söylemiştik maket bıçakları çok kolay bulunuyor. Çok kolay satın alınıyor. Dolayısıyla herhangi bir saldırganın cebinde taşınabilir. Kolayca da feda edilebilir. Hemen bir yerde atılabilir. Peki kısa slaşta ne yapar saldırgan? Büyük ihtimalle size şu kısa hareketlerle saldıracaktır. Boynunuza, göğsünüze, kolunuza kesikler atacaktır. Bunu yaparken de bakın, geniş değil öndeyken saldırı aleti. 1, 2. Dikkat edin. El Hoca ne yaptı? Kurtuldu ve dizime hemen tekme attı. Tekrar hocam. Dizi attığı tekme El Hoca'nın yan şekilde. Tekrar hocam. Bakın. El Hoca'yı ben kesemiyorum ki elinde şu anda gayet uzun bir bıçak var. El Hoca'yı yukarıdan tuttuğum için alttan kesme şansım düşük. Ve o sırada zaten dizime darbeyi yemiş durumdayım. Dize darbe niçin önemli sevgili izleyiciler? Eğer dizime eli hoca gereken hasar verebilirse onu kovalayamam, ondan kaçamam. Evet ee, dizlerim bir parça acıyor. <laughs> valla. Ee. Şimdi bu konuda e, herhangi bir el tekniği göstermedik ee, özellikle e, tekmelerle kendisini savunması gerektiğini e, düşünüyoruz çünkü e, bu tür slash saldırılarında da saldırılarda mesafe bir de tam önde yani e, çıkıp da e, büyük bir ihtimalle sosyal medya kanallarında vardır o hani YouTube şöyle, videoları hop, var hop tabii falan gibi tabi hareketler yani, kuğu gölü e, baleleri var yani maalesef e, onlar biraz yok e, gerçekçi olmakta fayda var her gerçekçi zaman yani olmakta yani, her zaman için fayda var. Evet. Ee, geçen programda yanılmıyorsam otomobillerle ilgili güvenli kuralları. Evet hocam güvenlik. Evet evet evet. Bil ee, galiba otomobile binmiştik otoparkta da. <laughs> otoparkta da... inecektik. Tam işte nereye park ediyoruz diye konuşmuştuk. Evet. Şimdi orada, nasıl park edeceğimiz konusunu. Orada isterseniz bir takım eğlenelim. detaylar var. Yani otoparka araç, daha doğrusu araca bindikten sonra güvenli yaşam adına dikkat etmemiz gereken hususlar var. Ne dedik? Önce her şeyden önce binler binmez kapılarımızı kilitliyoruz dedik. Evet. Hiçbir zaman bunu atlamıyoruz. Tabii şöyle yani özellikle kadın arkadaşlarımızın çantaları. Yani bir veya birden fazla çantanız. Mümkün olan en... Ee, az miktarda eşyayı yanınızda araç içinde bırakın ve onu da kanepelerde değil daha çok dışarıdan görülmeyen ya da erişilmeyen hani e, alt kısımlara konabilir e, çantaları ve diğer malzemelerinizi koyabilirsiniz. Ama mümkün oldukça eşyalarınızı aracınızın bagajında tutmaya özen gösterin lütfen. Hatta bir hatırlatma yapalım. Ee araçta seyahat ederken e, bulunduğunuz bölgeye tabii ki bağlıdır ama yine de siz e, güvenlik kurallarını çok fazla ihlal etmeyin. Fazla takı. Tabii da tabii özellikle Yani tabii. yüzüktü, kolye e, çok değerli olduğu izlenimini veren tabi tabi. E, malzemeyi tabii. de çok fazla üzerinize taşımayın. Tabii. O da çok aslında dikkat, dikkat gereken edinmesi. kurallardan biri ki çok dikkat evet. etmeyiz. Yani Hı tak takıştır sürüştür yani biz, e, çıkarız. Evet ama şeyde de hani e, tatami üstünde de arkadaşlara hep bu örneği verirsiniz ya serengeti düzlüğünde işte Aslan'a gel gel hey ben buradayım der misiniz? İşte takıyla vesaireyle o şekilde dikkat çekerek gezmek de aslında Aslan'a ben buradayım demekle aynı şey evet, yani. Maalesef. Çok da bir şey fark etmiyor. Şimdi aracımızı park ederken ee, çıkışa yani hep şunu düşünmeliyiz. Ee, ani bir durum oldu. Acil bir durumda en kısa sürede bulunduğumuz alanı terk etmek için en az zaman e, nasıl harcarda çıkarız? Ne yaparsınız? Manevra yapmadan aracınızı binip kontağı çalıştırıp direkt harekete nasıl geçersiniz? Aracınızın burnu çıkış yoluna doğru duruyorsa. Dolayısıyla çıkışa doğru yani e, geri geri park etmek çok daha mantıklı. Aracın burnu her zaman yola bakacak şekilde. Ee, geçen bölümde de dikkat çekmiştik Ücra yerlere, ıssız yerlere, karanlık yerlere park etmektense daha çok çıkışlara yakın, daha çok insanın, insan sirkülasyonunun olduğu yerlere aracımızı park edelim. Ee, tabii bir de şey var. Yani hani biraz belki yine Sinemaya kaçıyorum ama araca bindiğimiz zaman aracın arka tarafında birisi var mı? Binmeden mu? önce baksak ya, Yani Yani bin, bin evet. E, binmeden önce aracın içinde kimse var mı diye bakmak. Dolayında aslında kimse var tabii, mı? Tabii Yanına tabii. Saklanmış. yani saklanmış. Etrafında. E, Yan yana park ettiğimiz için araçları çünkü çömelip gizlenme ihtimali de vardı. Aslında güvenlik kurallarında bir şey yani e, sürücü kurslarında bildiğim kadarıyla bu var. Yani e, binmeden önce araca bir etrafında dolaşın derler. O şeydir. Lastik, tabii. İnik lastik Var mı? Var mı? Arabada herhangi bir darbe, vuruk çünkü öyle yani bu başımıza geliyor benim çok geldi evet. e, bulunduğum yerde. Aracı bıraktığınızda akşam gayet sağlam sabah geliyorsunuz. Eğer bakmazsanız tabii görmüyorsunuz onu. Ee, baktığımda işte tamponun sol ön taraftan indiğini görüyorum mesela çarpmışlar gece orada çarpmış o. Ha, o an bakmadığınız zaman kim bilir nerede oldu diyeceksiniz. Naresin. Her gün araca binerken dediğiniz çok doğru bir... Şöyle bir dört bir tarafı birden e, gezip bir kontrol bir şey. bakmakta içine dışına Aynen. çok büyük fayda var. Bir de şey hocam araç arızası yaşadığımızda. Yani otoparktan bu şekilde güvenlik tedbirlerini alarak çıktık fakat yolda e, ne yapalım başımıza bir arıza bir şey geldi. Şimdi soracağım. Lastik demiştik ya. Hı. Peki şurada ne yaparsınız? Lastik inmiş derim ki. Lastik inmiş. İnmiş. Yani e, diyorlar bize geldiniz. Yok, ee, diyor demiyorlar. Aha. Lastik gördüğünüz lastik inmiş. Değiştirmeye mi kalkarsınız? Yoksa... Şöyle yani aslında dikkatli olmakta. Burada da fayda var. Eğer lastiği değiştirebilme kabiliyetine sahipseniz ...etrafınızdaki güvenlik tedbirlerini alarak... ...etrafınızı kontrol ederek eğer güvenli bir ortamdaysanız... ...başınıza herhangi bir sıkıntı gelmeyeceğinden eminseniz... ...araç çarpması veya gasp, gasp kapkaç herhangi bir şey... ...lastiği değiştirebilirsiniz. Ama onun dışında eğer... Ee, birisi size a lastiğiniz inmiş vesaire bir şey derse siz gözünüzde görmeden bu şey de olabilir. Yani sizi oyalamak dikkatinizi o tarafa çekmek için bir taktik de olabilir. Siz inik lastiği ararken diğer kapıdan aracınızın işte gelip çantanızı vesaire eşyalarınızı alıp götürebilir. Hatta aracınızı alıp götürebilir eğer kontakta anahtarı bıraktıysanız. Siz dışarıdayken arkadaş arabaya biner ve gider orada. Ee, zaten yeni nesil araçların pek çoğunda işte lastik arızası ya da motor arızası vesaire. Sinyalizasyonla bilgilendirme onlar. var. Evet var. ama tabii biz genelde Hava okumadığımız için şeyleri, de, nedenler, rehberler, rehberler okumuyor. okumadığımız için onun ne anlama geldiği konusunda yeni çok bilgisayar Yeni nesil araçlar da var. Çoğunlukla. Eskilerde yok hocam. Yani lastik ama. inip inmediğini aslında ekrandan e, tabii, tabii, görebiliyorsunuz. Ee, ama şey tabii yani ben başımdan geçen bir durumu anlatayım size lastik konusunda. Benim evimin oğlumun okuluyla arası işte 600 metre kadar. Bir sabah oğlumu okula yetiştirmem gerekiyor. Araca bindim, çalıştırdım hiç bakmadım etrafına. Oğlum arkada oturuyor. Böyle bir 10 metre gitmedim zaten. Hani hareket ettik, baktım lastik patlamış hissettim yani görmedim. Ee, o anda şey yaptım tabii yani kar zarar hesabı da yapıyorsunuz. Lastikçiye mi gitmeliyim? Çocuğu okula yetiştirmem lazım. Lastiği yaracağım. Lastik çöp olacak. Yar dedim. Yavaş yavaş hiç durmadan lastiği yararak önce çocuğu okula bıraktım. Sonra yarık lastikle lastikçiye gittim. Ablaydı bu yaramış bilerek geldim kardeşim dedim. Şant eğilmediyse mesele yok. Ben dedim yenisini takayım ve devam edeyim. Kar zarar, değil mi? Yani Kar zarar yani duruma göre değişiyor ama en başta güvenlik her şeyden önce. Tabii kar zarar hesabını bu konuda yapmak gerekiyor. Evet Haklısınız. hocam. sevgili izleyiciler bir öz savunmanın daha sonuna geldik. Gelecek programlarda buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.